Profesyonel bir beyzbol oyuncusu hızlı bir top attığı zaman topun belli bir kinetik enerjiye sahip olduğunu biliyoruz. Çünkü topu tuttuğumuzda top üzerimizde iş yapar ve canımız acır. Bu yüzden çarpmaması için dikkat etmemiz gerekir. Ama şimdi size şöyle bir soru sormak istiyorum. Çoğu beyzbol topu karşıdaki oyuncuya doğru dönerek fırlatıldığı zaman topun dönmesi onun fazladan bir kinetik enerjiye sahip olduğunu gösterir mi? Evet top daha fazla kinetik enerjiye sahip olur. Peki bu ekstradan kazandığı kinetik enerjiyi nasıl bulabiliriz? İşte bu videodaki amacımız bu soruyu cevaplamak. Dönen bir cismin kinetik enerjisini yani dönme kinetik enerjisini nasıl hesaplarız? Eğer böyle bir soruyla ilk kez karşılaşıyor olsaydım şöyle bir yaklaşımda bulunurdum. Derdim ki normal kinetik enerjiyi nasıl hesapladığımı biliyorum. 1 bölü 2 mv kare formülüyle. Ama şimdi dönme kinetik enerjisini bulmak istiyoruz. Dönme kinetik enerjisini kısaca K dönme olarak gösterelim. Peki bunu nasıl yazabiliriz? Dönen cisimlerde kütlenin eş değerinin eylemsizlik momenti olduğunu biliyoruz. Öyleyse kütle yerine büyük ihtimalle eylemsizlik momenti yazmamız gerekir diye düşünebiliriz. Çünkü Newton'un dönme hareketi için ikinci yasasında kütle yerine eylemsizlik momenti yazabiliyorduk. Dolayısıyla belki burada da yerine yazabiliriz. Hızın karesi yerine de elimize dönen bir cisim olduğu için belki de açısal hızın karesi koyabiliriz. Görünen o ki bu formül işe yarayan doğru bir formül. Çoğu zaman açısal formülleri elde etmek için doğrusal formüllerdeki değişkenler yerine dönme değişkenleri koymamız yeterli oluyor. Yani eğer kütle yerine dönme kütlesi yazarsak eylemsizlik momenti elde ediyoruz hız yerine dönme hızı yazarsak açısal hızı buluyoruz ve doğru bir formül oluşturmuş oluyoruz bu videoda bu formüle ulaşmamız gerekiyor çünkü az önce yaptığımız bir kanıt değildi sadece mantıklı bir şekilde bu formülü elde ettik ve doğru olabileceğini gösterdik bu formülün beyzbol topu gibi dönen bir cisme ait dönme kinetik enerji formülü olduğunu nasıl kanıtlayabiliriz İlk olarak dönme kinetik enerjisinin aslında yeni bir kinetik enerji türü olup olmadığını düşünmemiz gerekiyor. Aslında dönen bir şeyin normal kinetik enerjisi. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Diyelim ki bu beyzbol topu kendi etrafında dairesel hareket yapsın. Top üzerindeki her bir nokta belli bir hızla hareket eder. Yani mesela topun en üzerindeki bu noktanın ileriye doğru belli bir hızı olur. Buradaki küçük kütleye m1 diyelim hızı da v1 olsun. Benzer şekilde topun üzerindeki bu noktaya m2 diyelim. Hızı da şöyle aşağı doğru v2 olsun. Eksene yakın olan bu noktaların hızları dışarıdakilere göre daha az olacak. Mesela buradaki noktaya m3 diyelim. Aşağı doğru da v3 hızı olsun. Buradaki v3'ün büyüklüğü v2 ya da v1'den daha az olur. Bu renk tam olarak görünmüyor. Şöyle koyu yeşil kullanayım. Şimdi eksene yani merkezdeki bu noktaya daha yakın olan M3'ün hızı eksenden daha uzakta olan noktaların hızlarından daha küçük olacak. Gördüğünüz gibi burada karmaşık bir durum var. Top üzerindeki bütün noktaların hızları birbirinden farklı. Mesela eksene çok yakın olan buradaki nokta neredeyse hiç hareket etmiyor. Buna da M4 diyelim. Hızı da şöyle V4 olsun. Dönme kinetik enerjisi derken aslında buradaki bütün kütlelerin normal kinetik enerjilerini kastediyoruz. Başka bir deyişle bütün bu küçük enerjileri toplayarak dönme kinetik enerjisini elde edebiliriz. 1 bölü 2 Yukarıdaki küçük deri parçasının belli bir kinetik enerjisi var. Yani bu parça için 1 bölü 2m 1 v1'in karesi yazabiliriz. Artı aynı şekilde m2'nin kinetik enerjisi. Bu arada hızın aşağı doğru olması kafanızı karıştırmasın. Vektör olmayan şeyler için yönün bir önemi yok. Buradaki v'nin karesini aldığımız için kinetik enerji bir vektör değil. Çünkü v burada normal durumun aksine aslında sürati gösteriyor. Benzer şekilde 1 bölü 2m 3v3'ün karesini de ekleriz. Ama fark ettiğiniz üzere topun üzerinde sonsuz tane böyle nokta var. Bu sorunu nasıl çözebiliriz? birazdan çok ilginç bir şey gerçekleşecek ve bu benim en sevdiğim kanıtlardan biri. Kısa ve öz. Dönme kinetik enerjisi yalnızca bu terimlerin toplamına eşit. Eğer bu ifadeleri toplarsak, topun üzerindeki bütün noktaların 1 bölü 2 mv karelerinin toplamı olarak yazabiliriz. Bu beyzbol topunu çok çok küçük parçalara ayırdığınızı düşünün. Bunu fiziksel olarak yapmanıza gerek yok. Hayal etmeniz yeterli topu çok çok küçük parçalara böldüğümüzü hayal edin ve ne kadar hızlı gittiklerini düşünün. Eğer bu terimlerin hepsini toplarsak toplam dönme kinetik enerjisini elde ederiz. Bunu yapmak imkansız gibi duruyor, değil mi? Ama birazdan çok ilginç bir şeyle karşılaşacağız. Bu ifadeyi şöyle tekrar yazalım. Buradaki problem B. Bütün noktalar farklı hızlara sahipler ama burada şöyle bir taktik uygulayabiliriz. Bu yöntemi fizikte severek kullanıyoruz. Dönen cisimlerde v yerine r çarpı omega yazabiliyorduk. Yarıçap yani eksenden olan uzaktığımız çarpı açısal hız bize normal hızı veriyordu. Bu gerçekten de çok işe yarayan bir formül. Şimdi aşağıda v yerine r çarpı omega yazalım ve karesini alalım. Bu noktada kafanız karışmış olabilir. v yerine r omega yazdık ve formül daha karmaşık hale geldi. Ama sonra çok güzel şeyler olacak. Şimdi bu ifadeyi biraz daha açık yazalım. 1 bölü 2m çarpı r kare çarpı omega kare. Bu beyzbol topunun üzerindeki bütün noktaların hızları birbirinden farklı olmasına rağmen hepsi aynı omega açısal hıza sahip değil mi? Açısal değişkenleri işte bu yüzden seviyoruz. Bu top üzerindeki her bir noktanın açısal hızı eksenden ne kadar uzak veya yakın olduğuna bakmaksızın aynı değere sahip. Her noktanın açısal hızı aynı olduğu için bu terimi dışarıya çıkarabiliriz. O zaman formülümüzdeki bütün kütlecikler için sabit olan her şeyi dışarıya çıkarırsak 1 bölü 2 çarpı parantez içinde toplam sembolü m -re kare çarpı omega kareyi de dışarı çıkarabiliriz. Çünkü her bir kütle için aynı değere sahip. Burada yaptığımız tek şey sabitleri toplamın dışına almak. Aynı yukarıdaki toplamda olduğu gibi bütün terimlerde ortak çarpan olarak 1 bölü 2 var. Burada 1 bölü 2'yi dışarıya alıp bütün ifadeyi 1 bölü 2 çarpı m1 v1'in karesi artı m2 v2'nin karesi vesaire olarak yazabiliriz. Aşağıda da bunun aynısını uyguluyoruz. 1 bölü 2 ve omega kareyi ortak çarpan olarak dışarıya aldık. Bu yüzden v yerine r çarpı omega yazmamız iyi oldu. Bütün kütleler aynı omega'ya sahip oldukları için omega kareyi parantezin dışına alabildik. Hala içiniz rahat etmemiş olabilir. Çünkü içeride hala m var ve her noktada aynı m değerine sahip değiliz. Aynı şekilde bir de r kare terimi var ve bütün noktaların eksene olan uzaklıkları yani r'leri birbirinden farklı. Bunları da ortak çarpan olarak dışarıya çıkaramıyoruz. Ama içerideki bu terimin size yabancı gelmemesi gerekiyor. Parantez içindeki bu ifade cismin toplam eylemsizlik momentinden başka bir şey değil. Hatırlarsanız eğer bir cismin eylemsizlik momenti emre kareye eşitti. Dolayısıyla noktasal bir kütlenin eylemsizlik momentini emre kare olarak yazabiliyoruz. Aynı şekilde birçok noktasal kütlenin eylemsizlik momentini de emre karelerin toplamı olarak yazabiliriz. Ve bu da parantezin içinde yazdığımız ifadeye eşit. Bu ifade topun veya herhangi bir cismin eylemsizlik momentini ifade ediyor. Her zaman çember şeklinde olmak zorunda da değil. Bütün emre kareleri topladığımız zaman o cismin toplam eylemsizlik momentini bulmuş oluyoruz. Dolayısıyla dönme kinetik enerjisi eşittir. 1 bölü 2 çarpı bu ifade yani eylemsizlik momenti çarpı omega kare olarak yazmış olduk. Bu da yukarıda tahmin ettiğimiz formülle aynı oldu. Ama bu formül gerçekten işe yarayan bir formül ve bu yüzden işe yarıyor. Çünkü cismin şekli ne olursa olsun her zaman aşağıdaki bu ifadeyi yani 1 bölü 2 i omega kare ifadesini elde ediyoruz. Bu formülden elde ettiğimiz sayı bize bu kütle üzerindeki bütün noktaların cismin merkezindeki toplam dönme kinetik enerjisini gösteriyor. Ama bu formül bize öteleme kinetik enerjisini vermiyor. Beyzbol topunun havada ilerlemesinden kaynaklı sahip olduğu kinetik enerji değeri bu formül içerisinde yer almıyor. Bu formülü yazarken topun havada ilerlediğini hesaba katmadık. Başka bir deyişle topun kütle merkezi havada aynı zamanda öteleme hareketi yapıyor. Ama bu değere de buradaki formülle kolayca ulaşabiliriz. Bu formül bize öteleme kinetik enerjisi değerini verir. Bunu bazen normal kinetik enerji diye de yazabiliyoruz. Ama şimdi elimizde iki tür kinetik enerji olduğu için soldaki formülü öteleme kinetik enerjisi olarak yazmalıyız. Şimdi elimizde bir de öteleme kinetik enerjisi için bir formül oldu. Bu formülü bir cismin kütle merkezinin hareket halinde olduğu zamanlarda kullanabiliriz. Elimizde aynı zamanda cismin dönmesinden kaynaklı olan kinetik enerji formülü de var. Buna da dönme kinetik enerjisi demiştik. Eğer bir cisim dönüyorsa dönme kinetik enerjisi olur. Eğer cisim öteleme hareketi yapıyorsa yani kütle merkezi hareket ediyorsa öteleme kinetik enerjisi olur. Ve eğer cisim hem dönüp hem öteleniyorsa her iki kinetik enerjiye de aynı anda sahip olur. Bu çok güzel bir şey. Bir cisim hem dönüp hem de öteleniyorsa toplam kinetik enerjisini bulmak için bu iki terimi birbiriyle toplamamız yeterli sadece ötelemeden kaynaklı kinetik enerjiyi dikkate alırsak 1 bölü 2 mv karedeki v terimi kütle merkezinin hızını ifade eder. Dolayısıyla burada dikkatli olmalıyız. Şurayı silelim. Eğer 1 bölü 2 m çarpı kütle merkezinin hızının karesini alırsak bu beyzbol topunun öteleme kinetik enerjisini buluruz. Buna da 1 bölü 2 I çarpı kütle merkezindeki omega'nın karesini eklersek cismin toplam kinetik enerjisini yani öteleme ve dönme kinetik enerjilerinin toplamını elde ederiz. Bu çok işe yarayan bir özellik çünkü hem dönen hem de ötelenen bir cismin toplam kinetik enerjisini bu iki terimi toplayarak bulabiliyoruz. Şimdi bu öğrendiklerimizi pekiştirebileceğimiz örnek bir soru çözelim. Önce yazdıklarımızı bir sileyim. Diyelim ki bir oyuncu bu beyzbol topunu fırlatsın. Top havada 40 metre bölü saniye hızla ilerlesin. Top karşıdaki oyuncuya doğru 40 metre bölü saniyelik bir hızla ilerliyor. Yani topun kütle merkezi 40 metre bölü saniyelik bir hıza sahip. Aynı zamanda top havada uçarken kendi etrafında dönüyor olsun. Topun açısal hızına da 50 radyan bölü saniye diyelim. Topun kütlesi de 0.145 kilogram olsun. Yarı çapına da 7 santimetre diyelim. Yani metre cinsinden bu 0.07 metreye denk gelir. Aslında normalde bu çap uzunluğu ama olsun. Şimdi de bu topun sahip olduğu toplam kinetik enerjiyi bulmaya çalışalım. Top hem dönme kinetik enerjisine hem de öteleme kinetik enerjisine sahip. O zaman önce topun öteleme kinetik enerjisini yazalım. 1 bölü 2 çarpı topun kütlesi çarpı topun kütle merkezi hızının karesi olacak. Bu da bize 1 bölü 2 çarpı topun kütlesi ki 0,145 kilogramdı çarpı kütle merkezinin hızı yani 40 metre bölü saniye kare. Bu işlemleri yaptıktan sonra öteleme kinetik enerjisini 116 jül olarak buluyoruz. O zaman bir de dönme kinetik enerjisini hesaplayalım. Çünkü topumuz havada dönerek ilerliyor. Ne kadarlık bir enerji olduğunu bulmak için 1 bölü 2 I omega kare formülümüzü kullanmamız gerekiyor. Öyleyse 1 bölü 2 yazdım. Peki I ne? Burada bütün emre kareleri toplayıp kalkülüs hesapları yapmak istemediğim için kürenin eylemsizlik momentine bakıp yazıyorum. Cebir temelli fizik derslerinde bu formüllere kitaplarınızdan ya da internetten bakmanız gerekiyor. Bir kürenin eylemsizlik momenti 2 bölü 5 emre kareye eşit. Başka bir deyişle 2 bölü 5 çarpı beyzbol topunun kütlesi çarpı topun yarı çapının karesi. Bu formülü bir kürenin eylemsizlik momentini hesaplamak için kullanabilirsiniz. Sonradaki beyzbol topunun mükemmel bir küre olduğunu kabul ediyoruz. Yani her noktasında yoğunluğun aynı olduğunu varsayıyoruz. Bu elbette tamamen doğru değil ama soruyu çözebilmek için varsayım yapıyoruz. Bunu da omega kare ile yani açısal hızın karesi ile çarpmamız gerekiyor. Sayıları yerlerine yazarsak 1 bölü 2 çarpı, 2 bölü 5 çarpı, topun kütlesi yani 0,145 çarpı, topun yarı çapı yani 0,07 metre. Karesini almayı unutmayalım. Ve son olarak omega kare ile çarpıyoruz. Bu da 50 radyan bölü saniyenin karesi ediyor. Bu işlemleri yaptığımızda sonucu 0,355 Joule olarak buluyoruz. Sonuçlara baktığımız zaman topun bütün enerjisinin neredeyse sadece ötelemeden geldiğini görüyoruz. Bütün enerji neredeyse öteleme enerjisi formunda. Bu da aslında mantıklı bir sonuç. Bu şekilde atılan bir topu tuttuğumuz zaman canımıza asıl acıtan şey topun dönmesi değil de havada bize hızlı doğru ilerlemesidir. Topun dönmesinden dolayı sahip olduğu enerji canımızı acıtmaz. Ancak ötelenmesinden dolayı sahip olduğu enerji canımızı acıtabilir. Topun toplam kinetik enerjisini bulmak istersek bu iki sonucu toplamamız yeterli olur. K toplam eşittir, öteleme kinetik enerjisi artı dönme kinetik enerjisi olarak yazabiliriz. Bu da bize toplam kinetik enerjinin 116 Joule artı 0,355 Joule yani 116,355 Joule olduğunu gösterir. Toparlayacak olursak, eğer bir cisim hem dönme hem de öteleme hareketi yapıyorsa, öteleme hareketinden kaynaklı kinetik enerjisini bulmak için 1 bölü 2m çarpı cismin kütle merkezinin hızının karesi dönme hareketinden kaynaklı kinetik enerjisi için de 1 bölü 2 I yani eylemsizlik momenti ve eğer noktasal bir kütle çember etrafına dönüyorsa emre kare, merkez etrafında dönen bir küre ise 2 bölü 5 emre kare, silindir ise 1 bölü 2 emre kare formüllerini kullanabilirsiniz. Eylemsizlik momenti formüllerine ders kitaplarınızdan veya internetten kolayca ulaşabilirsiniz. I'yı da cismin kütle merkezindeki açısal hızının karesiyle çarpmanız gerekir. Ve eğer bu iki terimi birbiriyle toplarsanız o zaman cismin toplam kinetik enerjisini elde edersiniz.